maçla ilgili birkaç tane şey söyleyeyim bizim için. Biz kötü oynadık ama iyi oynasaydık bugün yani oyunun öyle periyotları var ki yani çok dağınık basketbol oynadık. Biz daha önce bu kadar dağınık basketbol oynamamıştık. Akıllı seçimler yapmadık bu periyotlarda. Özellikle ikinci yarının sonunda işte oyun kilitlenmişken 30'lu sayılarda oradan geriye 8 sayı geride kapattık. Orada seçimlerimiz yanlış oldu. Topu çember atlamadık, reaksiyon gösterdik. Sonra 3. periyodun sonunda kötü oynadık. Ondan sonra da belli bir fark oluştu. Bugün oluşan o farkta da takımca iyi basketbol oynasaydık bir yere dönüş yapma ihtimalimiz vardı. Üçüncü periyodun başında da o amaçla daha dikkatli ve daha derli toplu oynamak istedik. Tekrar yakalama şansımız varken tekrar bir 15 sayılık fark oldu. Oyunun sonunda bu farktan sonra bir reaksiyon daha verip 8 sayıda bitirdik ama açıkçası oynadığımız oyun bizim oyunumuz değil, bizi takip edecek bir oyun değil. Bu tip maçları oynamak için buralarda şimdi hedef takımız, hedef takım olduğumuz için de özellikle Euroleague takımlarına karşı oynarken yani Anadolu Efes her ne kadar Euroleague'de sezona kötü başlamış olsa da kapasitesi olan takım, Euroleague'de tecrübesi olan oyunculardan kuruluyor. Onlar ligde yükselmek istiyor. Onun için buraları oynayabilmemiz için onların da burada göstermiş olduğu sertliğe uyum sağlamamız lazım, reaksiyon vermemiz lazım. O sertlikte çok hata yaptık, reaksiyonu gösteremedik ve oyun ritmimizi kaybettik. Bunlardan ders çalıp alacağız. Bir anda her şeyi bir anda yapmak kolay değil. Bazı şeyleri bazı noktalara geldikten sonra da oraları da hazmetmek lazım. Nasıl geldiğimizi iyi bilmemiz lazım. İşte basic, ana bizi oralara getiren unsurlara, temeli oluşturan şeylere sahip çıkmak lazım. Bunun için bu maçlar, bu tip maçlar yani tekrardan bunlara geri dönmek için bir fırsattır. Biz de çalışacağız. Daha iyi özellikle playofflarda sezonun sonunda rakiplere karşı daha iyi basketbol oynamak için. Kendi basketbol seviyemizi ve direncimizi yukarı çıkmak.